jenerasyon için eskiden İsmet Badem vardı. Sesini duyunca basketbol çağrışıyordu. Ama şu anda Kaan Kural hani sesini biraz, demin konuşuyorduk biraz önce, bayağı birazdan smaç olacak falan gibi geliyor bana. Hoş geldin stüdyomuza. Nasıl gidiyor? Gayet iyi, memnunuz hayatımızdan. Ne olacak bu basketbol dünyası gibi böyle bir saçma bir soruyla başlayayım sana. Valla aslında iyi gidiyor ya. Yani hani Türkiye'deki sporun genel haline baktığım zaman basketbol aslında iyi örneklerden biri. Yani gerek Avrupa ile yani dünya standartlarıyla kıyasladığımız zaman, bireysel bazda da takım bazında da bence Türkiye'nin en başarılı spor organizasyonu diyebilirim. Voleybol da çok başarılı ama hani uluslararası platformdaki oyuncularımızı falan da düşünürsen, NBA'de 6 tane oyuncumuz var mesela bakarsan. Hem yetiştirme anlamında hem takım başarılarımız Avrupa Ligi'nde, yani Avrupa'nın en üst düzey takımlarıyla mümkün olunca başa başa oynuyorlar. Spor popülerliği ve bizim başarımız endeksinde baktığında aslında en iyi olduğumuz spor dallarından bir tanesi. Olabilir, evet haklı olabilir. Ama Türkiye zaten bir futbol ülkesi, yani bunu bize inkar edemez. Basketbol, futboldan kalanlarla yani Türkiye'de hani sporu bir ayırsam böyle bir şey, grafik yapsan %85-90 civarında hani futbol hakimiyeti olan bir ülkedeyiz. Ama yani bu çok şaşırtıcı bir durum yani, dünyanın çoğu yerinde böyle. Salonlarda da bayağı futbol seyircisi geliyor zaten değil mi? Özellikle Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları. O işte takımın başarısıyla direkt orantılı ama çekirdek bir basketbol seyircisi oluştu ya zaman içinde. Basketbol biraz bağımlı değişkenler spor olduğu için alışmak lazım. Öyle hani herhangi bir sporu, bir takımı desteklemek için gidip şey yapamıyorsun öyle kolay kolay. Oyunu biraz bilmen, biraz alışman gerekiyor. Ama onun altyapısı büyük oranda oluştu. Bunu söyleyebilirim. Peki buradan hemen ben senin gibi bir konu bulmuşken burada oyunları olabildiğince hızlı geçeceğim ama basketbolda benim için hep şey vardı. Şimdi Football Manager'da, Championship Manager'dan falan böyle genel olarak hani futbolla ilgili menajerlik şeyini çok yaşadık. FIFA PES şeyini NBA Live 2K'yla veya 2K'yla falan onu bir şekilde tatmin ettik ama menajerlik tarafı hep boşta kaldı. Benim hatırladığım ya bu iş biraz tabii şeyle ilgili. Şimdi futbolun popülaritesi ona çok fazla bir biliyorsun ya, şey muhabbeti var ya, Türkiye'de 70 milyon teknik direktörü var. Tabii. Ama Türkiye'de 70 milyon koç yok işte. Ama ya da mesela atıyorum dünyada futbolla ilgilenen komünü düşünürsen Türkiye'de 1 milyar dünyada 1 milyar teknik direktör ama 1 milyar koç yok. Bir, o altyapı ve işte geri dönüşün mali açıdan kolay olmaması. İkincisi, basketbol bağımlı değişkenler spordur, her zaman söylüyorum. O kadar çok faktör işin içinde ki bunu bir oyuna indirgemek çok uzun, çok zahmetli ve çok devamlılık gerektiren bir süreç. Yani nasıl anlatayım? Çok iyi bir tane yazılım ve işte prodüksiyon ekibi kurarız mesela. Karar veririz. Paramız da vardır. Piyangodan para da çıkmıştır. Ama dünyanın en iyi tasarım ve şey ekibini kursak bile, yapım ekibini kursak bile, bütün iyi niyetimizle çalışsak bile bu 1-2 yıllık bir süreç değil. En az 4-5 yıl devamlılık gereken, üstüne bir şeyler inşa edilmesi gereken, balancing out işlerinin yani dengeleme işlerinin falan 5-6 yıllık süreçler gerektirdiği bir şey. Aslında bir iki tane güzel örnek var ve üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Draft Day Sports var mesela. İnternetten free to play aynı zamanda. Yani geliştirmek için bedavaya oynatılıyor. Merak eden seyircilerimiz varsa takip edebilirler. Draft Day Sports. O güzel ama yeterli değil. Peki şeylerde, 2K'da, NBA Live'da, NBA Live eskiden sonra şimdi bıraktılar artık dükkanı şey 2K'yı ama patladılar diye. Genel olarak basketbol zevkini aldık onlardan mesela yani. Çok aldık. Ve yani keşke şeyde de hani menajerlik tarafında da aynı tat devam edebilse ama en fazla şu anda menajerlik tarafında benim gördüğüm hani maç yapacağım ama sim'e basıyorum. Simulate ediyor skoru. Association var orada mesela. Yani hani kulübü yönetebiliyorsun işte, transfer falan diyorsun. Hani çok temel 101 yani. Hani menajerlik 101 yapabiliyorsun. İşte oradan bir sonraki adıma yani işte FMCM ekolüne dönüş süreci, orası zahmetli bir süreç. Ama mesela maç motoru ve işte oyun dengelemesi açısından böyle 2K gibi, NBA Live, yani EA gibi, işte 2K şirketleri gibi temeli olan şirketlerle birlikte çalışırsa belki en azından şunu play tarafını, oyun tarafını, o tarafı yıkabilirler. Son CM aslında çok böyle simülatifti. Yani inanılmaz. FM oldu. Yani ben çok anlamıyorum ne yazık ki menajerlik işlerini ama o kadar detaylıydı ki bir hani insan istiyor ki hemen bir maç yapsın ama bir sürü şey yapman lazım. İşte bir basın toplantısına girip 10 tane soruyu cevaplaman lazım vesaire. Bunların hepsinin basketbolda aslında yatırım olarak dönebilmesi. Şöyle futbolda menajerin yani FM'yi oynayan oyuncunun bir içerik sağlaması için yani oyuna müdahale etmesi için birçok
ufak numara yapıyor. Basın toplantısı zar tut falan. Basketbolda aslında gerek yok. Basketbolun güzel tarafı o. Maçın çünkü zaten koç direkt maça müdahale. Ulan mola alıyorsun ve durdurup bir şeyler söylüyorsun takıma yani. Kenardan bağırabilirsin ve oyuna direkt müdahale edersin. Sürekli oyuncu değiştirecekleri. Yani futbolda 3 tane oyuncu değiştiriyorsun. Burada istediğin kadar değiştir yani. Peki bir şey soracağım. Bu demin Tolga'nın da söylediği genel olarak oyunlar her geçen sene biraz daha detaylanıyor. Biraz daha simülatif. Bir şeyler daha üzerine koya koya. Grafiksel, içeriksel, algoritmik falan her anlamda. Peki sence bu iyi bir şey mi? Yoksa eskiden bizim sadece bilgisayarı açıp başında Heroes oynadığımız, işte başına oturup işte böyle Duke Nukem'da birkaç adam vurduğumuz falan oyunlar daha mı eğlenceli? Ya ben eski jenerasyon oyuncuyum yani biraz eski kafayım. O yüzden gelişim şöyle, gelişim her zaman iyidir. Yani daha iyi grafik niye olmasın? Yani ne düşünüyorsun? Sorun şu ki gelişimin ve gidilen yolun hep belli yönlerden gitmesi. Yani hep otobandan gidilmesi iyi bir fikir diye. Daha yollarını falan da biraz keşfetmek lazım. Şimdi modern oyunların gelişimi şöyle bir ikilem yarattı. Gelişim demek artan bütçeler. Yani mesela sen olağanüstü işte 1080p grafiklerle çok gerçekçi bir Assassin's Creed gibi bir oyun yaratmak istiyorsan onun grafik departmanına harcadığın para eski oranla çarpı 10, çarpı 20, çarpı 50 oluyor belki. Şimdi oraya o kadar para yatırdığın zaman bunun geri dönüşünü sağlamak zorundasın. Yani bu bir şirket sonuçta. Şey değil ki, hayır işi yapmıyor ki. Doğal olarak daha çok ne derler, satışı daha kolay olan, daha çabuk tüketilebilen, çünkü bir sonraki oyun için şey, daha kontentten ayrı oynanabilirliği ama kısa süreli yapmaya çalışıyorlar. Tutmuş işlerin peşinde çok fazla koşuluyor. Yani mesela bugün MMO'lara bakıyorsun, hepsi WoW örneğinin peşinde koşturuyor. Star Wars Old Republic mesela en basit örneği. Şeylere bakıyorsun, first person shooter'lara, 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı konsept üzerinden yürüyor. Yani Hellos'undan tut, Crysis'ine, şeyine kadar falan filan. Third person shooter, mesela benim için en ilginç yeniliklerden biri, beni en çok tatmin eden oyunlardan biri sonra Dead Space. Çünkü, ya şimdi third person shooter dediğin atmosfer işi, şey işi falan filan. Bence olağanüstü bir atmosfer yaratmışlar. Yani çok daha karanlık öğeler, sürekli insanı diken üstüne tutan bir durum. Ben şey oluyordum, hayatımda öyle bir şey yaşamadım yani. 2 saat falan oynadıktan sonra oyunu durdurup, ışıkları açıp falan bir tur atıp, oh, bir rahatlama. Ya korkmak falan değil bu. Ama resmen geriliyorsun, tüylerin diken diken. Fakat orada mesela çok basit ve çok küçük bir numara yapmışlardı. Bence işin başarısı sırrı en büyük oldu. Mühimmat sınırlıydı o. En basit olarak. Şimdi Resident Evil 1'de de öyleydi mesela. Ya böyle gidip dalıp her şeyi tarayamıyorsun yani. Hani, Allah geldim daha bir şansı falan değil. Çünkü hani her bir merminin değeri var. Mesela o inanılmaz gerginlik yaratıyor insan. O zaten oyun türü olarak da korku ve hayatta kalma mücadelesi olarak. Survival. Survival. Civilization 5 fanı bir insan bulmuşken o zaman biraz önce bizim Warlock diye bir oyundan bahsettik. Nasıl buldun sen oyunu? Ya şöyle çok büyük ümitlerle yani çıktığı gün bir baktım işte review'larını falan okuduktan sonra balıklama atladım yani. Hemen aldım, oynamaya başladım ama büyük hayal kırıklığı. Yani nesi üzücü? Çünkü hani en basit mantık yani sen bana gel şey de zaten aynen öyle oldu. Abicim Civilization 5 mantığında düşün orada fantastik ögeler var. İşte dragonlar, büyü vardır. Allah! Öpüp başıma koyarım ki öyle yaptım. Ama yok olmamış. Yani balancing olmamış, nereye odaklanacaklarını bilememişler, build'ların hiçbir anlamı kalmamış. Mesela 5-6 saat oynuyorsun bir oyunu, ben zor seviyeye gittim ama yani heksagonların içinde her yer unit oluyor falan ve turn bitmiyor falan. Şey olmamış yani temel çok iyi, çok da iyi yapmışlar ama şey gibi beta bile demeyeceğim, alfa halinde şu anda. Yani testingi, game testingi, yani oyun denemesi şu anda yapılıyor gibi geldi bana. O zaman sana geldiğin için teşekkür ederim. Bu ikinci oyunumuzdan belki biraz daha çok keyif alabilirsin. Ne vardı bizde? Ghost Recon Future Soldier. Güzel oyundur. İzleyelim.